Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane TSGO skin veriyoruz arkadaşlar Katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun Ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar case ak. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız aşağıda açıklamada çekilişimiz var arkadaşlar. Ona katılabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan katılmayı unutmayın. Yani 10 dolar yatırıyorsun abi şu bıçak çekilişine 1500 dolar değerinde bıçak çekilişimize katılabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz? Deli gibi kaplıyoruz. Bize ne lazım? Para lazım arkadaşlar. Para lazım. Abi bu parayı da nereden çıkartacağız? Şu domuz skinleri arkadaşlar. Daha doğrusu domuz kasaları. inanılmaz güzel katlatıyor. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Şu 450 dolarlıktan bir 10 tane koyarak başlayalım. Hatta... Bir de şundan 300 dolarlıktan arkadaşlar bir 10 tane de koyalım. 7500 dolar değerinde arkadaşlar bir kasa savaşı oluşturuyoruz. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Vallahi arkadaşlar şu an Baya bir enerjim var. Bu enerjiyle arkadaşlar güzel bir şekilde video çekeceğiz. Bu enerjimi yükseltmek de tamamen şu an şu kasanın elinde. Yani bana güzel itemler verirsem burayı kazanırsam ben yükselirim. Yükseldikçe de arkadaşlar daha güzel daha enerjik videolar çekerim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır sohbet muhabbet etmiyorduk arkadaşlar. İsterseniz birazcık sohbet muhabbet edelim. Abi ben şey düşünüyorum arkadaşlar bak Türkiye'de hani yüzde bir 30 belki de 30'dan fazla bir kısmını arkadaşlar hani bir koca bir hapishane yapacaksın içine tıkacaksın abi. Kalanlar böyle iyi olan insanlar kalacak hatta belki yüzde yetmişini yapacaksın. Kalan yüzde otuzu var ya bu ülkenin anasını ağlatır arkadaşlar. Biz gerçekten çok böyle çalışkan bir milletiz. Kafamız çok çalışıyor arkadaşlar. Onlarda hiçbir şüphe yok. Ama arkadaşlar bazıların kafası farklı şeylere çalışıyor. Farklı şekilde çalışıyor. İnsanları rahatsız ediyor. Yani bu ülkede arkadaşlar bak bir şey söyleyeyim mi size? Böyle güvenli bir yaşam sağlanırsa var ya. Bu ülke inanılmaz bir ülke olur arkadaşlar. Hani mesela Avrupa Birliği'ne girdiğimizi falan düşünün. Bak gerçekten söylüyorum. Eğer gerçekten böyle Avrupa Birliği standartlarında bir ülke yaratırsak, abi size bir şey söyleyeyim mi? Hani Avrupa'ya herkes Avrupa'ya gider falan filan diyorlar ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belli bir kısım gider, Türkiye'de tutunamayanlar gider, ama kalan da çok fazla insanda kalır yani. Sadece bize arkadaşlar güzel bir yönetim lazım, güzel insanlar lazım. Zaten güzel insanlarımız var da, bu dandik insanları arkadaşlar eleman lazım bak ben Standik sen beni de eleyeceksin abi. Yani eleyeceksin sadece böyle kafası çalışan, eğitimli, toksik olmayan böyle güzel insanlar olacak arkadaşlar bu ülkede. O zaman bak bu ülkeyi görün arkadaşlar. O zaman bu ülke neler yapıyor abi. Ben gerçekten arkadaşlar Türkiye'yi bayağı seviyorum abi. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Hani Türk doğmaktan da çok mutluyum. Çünkü kültürel olarak yani bazen şaka bazlı işte maalesef işte Türkiye'deyiz. Maalesef işte burada coğrafya kadar falan filan diyoruz da abi coğrafyamız güzel de hani bu coğrafyayı güzel yapamamışız yani biz kullanamamışız. Abi adamların ellerinde böyle hani dandik dandik şeyler var arkadaşlar ya nasıl anlatayım size? Dandik göller var böyle hani göl demezsin abi Türkiye'de yüzüne bakmazsın. Hani böyle şey dersin ama adamlar yapıyor abi ya. Hani o dandik şeyleri inanılmaz güzel çevirebiliyor yani. Adamların denizleri yok arkadaşlar. Ama bir tane böyle aqua parklı falan yapıyorlar böyle yüzme havuzlu falan filan. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz eğleniyorlar, inanılmaz şey yapıyorlar. Onu bu ülkede de yapmak istiyorum ya. Bu ülkeyi bana verecekler arkadaşlar. Vallahi bak bana verecekler. İnanılmaz deli şeyler yaparım ya. Vallahi keşke böyle hani bir siyasetçi de olsaydım ve böyle siyasette siyaseti yapamam ben ya. Böyle seçilemem. Ama seçildim miydi deli gibi yönetirim. Ama bizim ülkemizde de siyaseti yapmak istiyorsan egon olması lazım arkadaşlar. Egon olmazsa kimseye laf söz geçiremiyorsun ya. Gerçekten söylüyorum size. Ego ge gerekiyor yani. Yani aslında ego çok kötü bir şey de bu ülkede gerekiyor arkadaşlar. Hani bazen şey hani başka siyasetçileri eleştiriyorlar işte. Yok şöyle işte egolu böyle egolu. Abi egon olmazsa bu ülkede sana kimseye sözünü geçiremezsin. Yanındaki bak hani çayını getiren adama bile söz geçiremezsin. Öyle yani. Neyse arkadaşlar bu videoda güzel bir şekilde katladık. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selam son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz.